Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte inceleme konuğumuz Soundbits'in Air 4 Lite'ı. Şimdi bunun bir de Air 4 modeli var. Şu anda baktığımda indirim döneminde olsak da aralarında 100 lira fark vardı. Hadi bunu 200 lira diyelim. indirim gitmiş olsun vesaire. Ben Air 4 kısmına doğru gidebilirdim. Neden derseniz bir gürültü engelleme geliyor. Hani silikonsuz bir kulaklıkta ne kadar mantıklı sorgulanabilir ama sonuçta kapatma şansınız var. Bir yani eksiniz olmaz. İki... Şu dış kabı bunda parlak. Ben hiç sevmem. Şeffaf olsaydı bayılırdım. Mat olsaydı severdim. Ama parlak olunca çok sevmedim. O yüzden Air 4 bana biraz daha mantıklı geliyor. 500-600 lira olsaydı fark tamam derdim takılmayalım. Ama fark düşük olunca insan bir o tarafa doğru gidiyor. Bununla beraber bu kulaklıktan bahsedecek olursak alameti farikaları nelerdir derseniz 13 milimetrelik sürücüleri kullanıyor. Bu sürücülerde kulaklığı bir tık iri yapıyor. Hani bir AirPods gibi filan düşünürseniz ondan iri olduğunu göreceksiniz. Ben detaylarda da göstermeye çalışırım. Bu irilik işte kulak boşluğu ufak olanlar için bir tık sıkışmaya sebep olabilir. Bunu avantaj olarak görenler de olabilir. Abi kulağı sıkıştırıyor silikonsuz olsa da bir pasif gürültü engelleme hani avantajı sağlar bize diyebilir. Bir başkası da der ki abi ben bunu rahat olsun diye aldım kulağımı sıkıştırıyor diyebilir. Bunun dokunun dış tarafı parlak olsa da şu kulağın içine giren kısmını saymıyorum ama kulağın dışında kalan kısmı kulaklığın mat. O bakımdan memnun etti beni. Zaten rengi tasarımı falan ben seviyorum. Şuradaki rose gold kısmı vesaire dokumatik kısım orası. Oradan kontrolleri yapıyorsunuz. Onların falan kullanımı rahat. Orada bir problem yok. Keşke şu dış kabı da biraz mat yapabilselermiş. Light yapacağız diye büyük ihtimalle mat yapmamışlar ama bu kadar light yapmaya da gerek yok. Şimdi devam edecek olursak Bluetooth 5.3 ile bağlantı kuruyor. Bir güzellik daha var. Çoklu cihaz desteği var. Yani mesela işte iPad'im var ya da tabletim var. Bir telefonum var. işte iPhone'um var. Neyse. Bunların ikisine de bağlarsın. Birbirleri için de otomatik geçiş yaparlar. İşte birisinden bir şeyi kapattın. Diğerinden açtın filan. İşte bilgisayarım var. Bilgisayara bağladın. Oraya geçirdin filan gibi. Çoklu cihaz desteğini kullanabiliyorsun. O da güzel olmuş. Bir diğer güzellik şu arkadaşlar. Mesela işte uyurken falan kullananlar olabiliyor böyle şeyler. İşte dokunmatiğinin kapanmasını isteyenler oluyor. Her kulaklıkta böyle bir seçenek olmuyor ama bunun uygulamasından dokunmatikleri devre dışı bırakabiliyorsunuz. Onu da sevdim. Gecikme anlamında oyun modunu da destekliyor. O da güzel bence. Hani gecikmeyi düşürüyor. Zaten gecikme testinde de göstereceğim. Oradan kendiniz de görebileceksiniz. Biliyorsunuz ben bir test koyuyorum. Oradan bakabiliyorsunuz. Bunun yanında Bluetooth 5.3'te herhangi bir kopma vesaire ben hissetmedim. Bağlantı hızı anlamında açık söylemek gerekirse benim kullandığım AirPods 3 nasıl bağlanıyorsa aşağı yukarı o hızlarda bağlantı kurdu. Ben o bakımdan dediğim gibi bir eksiklik söyleyemem. Bu kulaklıkta yüksek çözünürlüklü ses sertifikası var. LDAC kodeğini de destekliyor. Android'de kullanıyorsanız bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Sadece şarj süresini biraz etkiliyor onu söyleyeyim. LDAC'la kullanırsanız şarjınız işte %20'ye kadar filan daha az gidiyor. Onu belirtmiş olalım. Epey bir etkiliyormuş gördüğünüz gibi. E şarj dedik isterseniz onu da birazcık açalım arkadaşlar. Kulaklığı aldınız. Kullanmaya başladınız. 7 saate kadar kullanabiliyorsunuz. El dakikada kullanırsanız 6.5 filan oraları düşünebilirsiniz. Total kullanımda aslında 30 saat vermişler. Yani dokla 3 kere falan şarj ediyorsun. O şekilde 30 saat vermişler. Ben 30 saate ulaşamadım. Onu söyleyeyim. Benim ulaştığım maksimum süre 27 saat oldu. Yani bir 3 saatlik fark var. Çok da dert edecek bir süre değil. 6-7 saat bence bu tip bir kulaklık için yeterli olur. Orada hiç problem edecek bir durum yok. Hafif kulaklıklar zaten 4 gram. Orada da hiçbir dert edilmez arkadaşlar. Bunların bazen ağırlığını soranlar oluyor ama ben kulaklıklar konusunda böyle şeyleri dert etmiyorum pek. Bu da 4 gram. Hiç hiç dert etmeye gerek yok. Şimdi detaylandırmaya devam edelim. Birazcık mobil uygulamasını konuştuk. Hani mobil uygulama olduğunu zaten anlamışsınızdır. Ona bağlantısını yapıyorsunuz. Oradan şarj durumunu falan görüyorsunuz. Kendi içinde de işte konuşmalar oluyor. Mesela işte oyun moduna geçirdiniz. Game mod falan gibi şeyleri size sesli olarak söylüyor. Oradan firmware update falan destekleniyor ama bugüne kadar bana bir güncelleme gelmedi. İlerleyen zamanlarda gelir mi bilmiyorum. Ecolizer ayarları var. Kullanışlı olan tarafı da var. Kullanışsız olan tarafı da var kendi verdikleri hazır ekolayzerları çok sevdiğimi söyleyemem ama şöyle bir durum var adaptif eko var. O adaptif ekoda size bazı şeyler söylüyor. İşte o testlere göre de size bir ekolayzer ayarı sunuyor diyeyim. Onu kullanırsanız onu da bayağı bir verim aldım. Onu artı bir özellik olarak söyleyebiliriz. Sizlere de önerim o adaptif Equalizer'ı bir deneyin derim. Bu doku da Type-C üzerinden şarj ediyorsunuz arkadaşlar. Yaklaşık 2 saatte tam şarj oluyor. 5 voltluk adaptörler kullanırsanız daha iyi olur. Diğer adaptörlerde genellikle bu doklara hasar verme ihtimali artabiliyor. O yüzden Type C'de birazcık gerilimi kontrol etmek sıkıntı olabiliyor ama 5 voltluk bir şey kullanırsanız hem ömrünü de daha uzun tutmuş olursunuz. Ön tarafında da bir tane tuşumuz var. Bununla da resetleme işlemini yapıyorsunuz. Hemen onun üstünde böyle bildirimi gösteren, yani durumu gösteren bir led var diyeyim, ışık. İşte şarj durumunu filan gösteriyor, işte sarıdır, yeşildir, kırmızıdır vesaire gibi. Oradan şarj durumunu görebiliyorsunuz. Üzerindeki dokunmatik kısımları söyledik. Benim sevdiğim bir özellik de şu arkadaşlar, dokunmatik kısımlardan yani kulaklıkların üzerinden sesi açıp kapatabiliyorsunuz. Yani sesi kısıp arttırabiliyorsunuz diyeyim, açıp kapama biraz yanlış olabilir. Sesi kısıp arttırabilmeniz de benim sevdiğim bir özellik. Bunda da olması hoşuma gitti. Bir diğer olayı şu arkadaşlar. Bunda aktif bir gürültü engelleme yok. Müzik dinleme açısından ama ses açısından yani konuşmaların karşıya gitmesi anlamında bir gürültü engelleme var. Her kulaklığın üzerinde 3 tane gürültü engelleyici mikrofon var. 3-3-6 mikrofonda gürültü engellemeyi ve karşı tarafa sesin gitmesini sağlıyorsunuz. Ben size bununla ilgili testler koyacağım. Bazen gürültüyü engellerken benim sesimi de bozduğu oldu. Bazen bir anlaşamadığımız kısımlar oldu ama çok aşırı takılacak bir durum değil. Onu söyleyebilirim. Hani 10 üzerinden 10 vermezdim ama 10 üzerinden 5 de vermezdim. Aralarda kalırdı diyebilirim. Kapsül 3 Pro'da daha rahat etmiştim. Ama bunda dediğim gibi bir tık daha rahatsızlık hissettiğimi söyleyebilirim. Sizler de zaten farklı farklı ortamlarda testler yaptım. Onları getireceğim. Onlarla kendi kararınızı verirsiniz. Şu anda Soundbit Air 4 Lite ile ses kaydı yapıyorum arkadaşlar. Dış mekandayım ancak çok fazla bir rüzgar sesi yok onu belirteyim. Her iki kulaklık kulağımda takılı bir şekilde bu ses kaydını yapıyorum. Şu anda Soundbit Air 4 Lite ile ses kaydı yapıyorum arkadaşlar. Tek kulaklık kulağımda takılı ve dış mekandayım ama rüzgar sesi çok fazla yok onu belirtmiş olayım. Şu anda bu ses kaydını Soundbit Air 4 Lite ile yapıyorum arkadaşlar. Dış mekandayım ve rüzgar epey bir şekilde esiyor. Ayrıca her iki kulaklık kulağımda takılı bir şekilde bu ses kaydını yapıyorum. Şu anda Soundpeats Air 4 Lite ile ses kaydı yapıyorum arkadaşlar. Tek kulaklık kulağımda takılı bir şekilde bu ses kaydını yapıyorum. Yine dış mekandayım ve ortamda epey bir rüzgar var. Bu ses kaydını Soundpeats Air 4 Lite ile yapıyorum arkadaşlar. Her iki kulaklık kulağımda takılı ve sessiz bir oda ortamında bu ses kaydını yapıyorum. Bu ses kaydını Soundpeats Air 4 Lite ile yapıyorum arkadaşlar. Tek kulaklık kulağımda takılı ve sessiz bir oda ortamında bu ses kaydını yapıyorum. Bu ses kaydını Soundpeats Air 4 Lite ile yapıyorum arkadaşlar. Her iki kulaklık kulağımda takılı ve bir kafe ortamında bu ses kaydını yapıyorum. Bu ses kaydını Soundpeats Air 4 Lite yapıyorum arkadaşlar. Tek kulaklık kulağımda takılı ve kafe ortamında bu ses kaydını yapıyorum. Şimdi arkadaşlar gelelim müzik deneyim kısmına. Şimdi bu kulaklığı kullanırken en yüksek sesle müzik dinleyemezsin falan gibi böyle yorumlar okudum. Hiç öyle değil yani en yüksek sesle gayet müziğinizi dinlersiniz. Ses seviyesi yüksek yani yine göstermeye çalışacağım olabildiğince ama öyle çok kulağa sağır eden bir ölçüde değil tabii ki. Ben şu kullandığım AirPods 3 ile denk diyebilirim. Normalde başka kulaklıklar da kullanıyorum ama hani bu silikonsuz diye bununla örnek veriyorum. Onunla denk olduğunu söyleyebilirim. İşin içine Dolby Atmos falan girdiği zaman yüksek sesle verdikleri keyif tabii ki değişiyor. Birebir aynı diyemem ama... Normalde hani ses yüksekliği olarak, şiddet olarak söylersek denk olduklarını konuşabiliriz birazcık bana tiz ağırlıklı bir kulaklık olarak geldi. 13 mm sürücü hani vokal sesleri falan vermede başarılı. Mesela ben sürekli dizi, film izliyor, podcast dinliyor olsam bu kulaklıktan çok büyük keyif alırdım. Ama müzik ağırlıklı kullanıyorsanız orada hem şunun eksikliğini de hissediyorsunuz. Şimdi silikonsuz bir kulaklık olduğu için toplu taşımada falan dış sesleri çok fazla alıyor. Onun bir eksikliği oluyor zaten. Bir yandan da işte kendi tiz ağırlıklı yapısından dolayı orada biraz vokal sesleri kaçırdığınız oluyor. Onu bir eksiklik olarak söyleyebilirim. Ama genel yapısını düşünürsek hani bu silikonsuz yapısının eksilerini falan bir kenara koyarsak 13 mm sürücüler basları güzel, keyifli olarak veriyor. Onu yani eğer müziğiniz de doğruysa ve ekolizer ayarlarını iyi seçtiyseniz ben mesela bunda derin ekolizer ayarları falan var. Biraz daha güçlendiren ekolizer ayarları var. Onlarla hiç keyif almadım seslerden yani baslardan ama... Onları düşünmezsek adaptif ekolizer'da falan kullanırken baslarla işte vokal sesleri falan güzel harmanlayarak size iyi bir şekilde verebiliyor. Şunu da eklemeden geçmeyelim arkadaşlar. Silikonsuz bir yapısı olduğu için tabii ki silikonlu rakiplerine göre dışarıya biraz daha fazla ses veriyor. Eğer bir ofis ortamında, sessiz bir yerde falan kullanacaksanız etrafınızdaki kişileri rahatsız etme durumu oluşacaktır. Özellikle de yüksek sesle dinliyorsanız onu da göz ardı etmeyelim. Bazen de dinlediğim şarkılara göre seslerin birazcık daha sertleştiğini söyleyebilirim. Yani sert böyle Birazcık kulağı tırmalayan bir yapısı olduğunu söyleyebiliriz ama fiyat seviyesine göre çok takılmaya gerek yok. Eğer daha iyi bir kulaklık isterseniz genellikle kablolu modellere gitmek gerekiyor. O yüzden o kısımları orada biraz göz ardı edebiliyoruz.

Ben herhalde müzik keyfi açısından bir puan verecek olsam 5 üzerinden 3.5 filan verirdim diye düşünüyorum. Şu soru akıllara gelecek. Kapsül 3 Pro mu? Hani silikonlu yapısına takılmazsak hangisini alırsın deseniz ben kapsül 3 Pro'yu tercih ederim. Şu dokun parlaklığından dolayı Air 4 modelini deneyimlemedim ama Air 4'ü de sevebileceğimi düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Soundpeats'in Air 4 Lite isimli kablosuz kulaklığını konuşmuş olduk. Testleri ekrana getirmeye çalıştım. Oradan kendiniz de dinleyerek kendi kararlarınızı verebilirsiniz. Bugünlük benim anlatacaklarım bu kadardı. Sizler de yorumlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Farklı bir sorunuz varsa da yine orada konuşmaya devam ederiz. Kendinize dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.